Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bakın yanımda kim var? Selam. Mümtaz Şahsiyet. Özgür Lostlar. Tam böyle muhteşem yaz havası var. Hatta tam yaz havası demeyeyim de bahar havası diyeyim. Bahar havası. Bayağı sıcak hava. Dedik bir sahile gidelim. Şuradan bir geçelim kazasız belasız. Biz böyle pazarları mesela buluşuyoruz değil mi? Felsefe üzerine. Düğün sohbetleri. Hayat üzerine, işte aşk üzerine çeşitli sohbetlerimiz oluyor. Batı müziği eşliğinde. Tabii klasik Batı müziği eşliğinde. Klasik Batı müziği eşliğinde. Sen nasıl geçti cumartesi akşamın diyeceğim. Çok özel bir soru olacak. Çok sevdiğim bir arkadaşım benim, diğer grubum Kast. Onun vokalisti Sercan'ın düğünü vardı. Ha. Onları evlendirdik. Ha doğru. Evet doğru. Ben Instagram'da fotoğrafı beğenmiştim hatta. Hatırladım ondan şimdi. Sonra işte akşam oradan çıktık. Sabah birini daha defnettik diyorsun yani. Yok, ikisi de çok yakın arkadaşım. İkisi de çok tatlı insanlar aslında. Eminim öyledirler çünkü. Sabah işte annem, kardeşim, babam falan filan hep beraber eşim, kardeşim Neşe hep beraber şeye gittik. Beykoz taraflarında. Oh! Böyle Gözleme. Ondan sonra Menemen. Nefisti. Mis. Manzara nefisti. Biz de burada belediyenin tesislerinde şimdi toz kemiririz. İndik şimdi sahile. Hava güzel. Nefis. Görüş mesafesi oldukça yüksek. Ama sıcakmış yani. Bir tekne zamanı geldi mi sence? Abi geldi, evet. Ben zaten hiç o tekne muhabbetine dahil olamadım ki. Sen bir mesaj ver istersen arkadaşa. Evet. Sevgili Kerem. Kerem, tekne ve zamanı Ceren. Geldi. Şöyle şu açıklara doğru gidiyorsun. Kınalının arkasına. Evet ama otursak bile olur teknede. Virajı dönüyorsun. Döndükten sonra İstanbul'da değilsin. Mesela şimdi pazar yaptığınız zaman, mesela öyle bir şey olduğu zaman hiç affetme, böyle uyandır, direkt ara uyandır, eziyet et falan. Öyle mi? Tabii işkence ederek getir yani beni tekrar. Kerem sana söylüyor bak. Sana. Ağzını sana. Sana. Neyse şimdi biz biraz yürüyelim. Ondan sonra belki bir yerlere otururuz, tekrar açarız kamerayı. Bir konu buluruz. Buluruz. Kesin. Konudan bol ne var? We are at Miami, South Beach, fucking Florida. Right now. Güneş sıcak, deniz ıslak. Ama biz kotlayız, not ya, evet short. Ya. Short giymedik, hava 1000 derece. Buradan artık çıkıp Malibu Beach'e. Ben nöbetçi eczaneden kortizonlu pişik kremi alalım diyecektim ama. Malibu Beach'e gidelim, Malibu'ya. Güzel. Harika fish and chips yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Fish and chips. Fish and chips. Demin içtin şeyi, sırma sodayı, şimdi fish and chips diyor bana. Ne o, sırma mı? Sırmaymış. Sırmaymış. Ben de Sprite içtim. Sprite? Çok ters değildi, çok sert bir güneş var, çok ışık. Yandım ben burada ya. Evet, Miami'nin güneşi sıcaktır. Ya buranın güneşi de bilmediğimiz bir güneş, Altan. Harika bir hava var İstanbul'da. Ama biz doğru yere mi geldik ondan emin değiliz. Bu ara neler dinliyorsun Özgür? Bu ara özellikle Creator'ın son albümüne takılmış vaziyetteyim. Evet. Gerçekten iyi albüm lan. Şey gibi değil, böyle Alman thrash metal gibi değil yani. Bayağı melodik death metal albüm gibi olmuş. Çok iyi olmuş. Hatta kendi Rock on Duty konserime çıkmadan önce, hani hafif pop rock çalıyoruz orada ama orada bile gaza gelmek değil için mi? Motivasyon kulağımda Creator'da falan çıktım ben. Bu neydi, futbolcu Puyol muydu, hangisiydi, bir tanesi şey Cannibal Corpse dinliyormuş maça çıkmadan önce. Ondan sonra zaten full herkes sakat. Karşı takım direkt sakat yani. Creator başka? Şu ara Creator'ı dinliyorum başka. Bir de bizim asansörde hani müzikler vardı. Apartmanın asansörü. Güzel, muzak. Ha, yani enteresan. Hani funk'tan başlıyor, böyle kalite bir gittikçe düşüyor. Ondan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde senin eğlence anlayışına göre anlıyor asansör. Asansör. Gerçekten yapay zekası olduğunu düşünüyorum. Biz eğlenceli bir yere gidiyorsan falan böyle şey, cayır cayır şeyler çalıyor. Sıkıcı bir yere gidiyorsan daha böyle modu düşük şeyler çalıyor. Konuşuyor asansör bizimle. Burada çok çocuk var. Mesela ben sana geldiğimde senin asansör çok sıkıcı şeyler çalıyor. Yani anlıyor herhalde benim bildiğimi. Yok canım, seninle alakası yok. Emin misin? Senden önce inene şey yapıyor. Sen çok eğlenceli bir adamsın. İyi. Tabii canım, kırılıyorum eğlenceden. Kırılıyorsun. Yıkılıyorum ya. Ya hakikaten birazdan belki gider başka bir yere oturur.
Orada mı çekeriz? Ne yaparız? Birazdan Florence Nightingale'e gideceğiz zaten gerçekten. Güneş çarpmasında. Aynen. İstanbul'a geri döndük. Biraz zor oldu ama. Kokudan belli zaten. Değil mi? Ya ne konuşuyorduk, ne dinliyoruz. Mesela Creator dışında da, Creator'ın son albümü dışında da dinliyorsundur bir şeyler ya. Ya biraz tabii sakin kafa bir şeyler dinlemek istediğimde, dediğim gibi önce asansöre giriyorum. Orada eğer bir şey bulamazsam dönüyorum. Mesela So Far İstanbul falan dinliyorum. Ha. Ondan sonra akustikhane var. Orada böyle değişik performanslar çıkıyor. Evet, bu ara bir dinginlik, sakinlik arayışı içerisindeyiz yani. Sen geçen bir şey dinlettin. Neyse. Neyse diye bir grup var. Hmm. Onlar bayağı güzel. Yeni albüm çıkardılar. Bazen denk gelince dinliyorum işte. Ceylan Ertem falan var. Hmm. Sakin ya, sakin bizim. İşte Ezgi Aktan var. Ha, evet, dinlettin onu. O da güzeldi. Bayağı güzel. Onun dışında bildiğin death metal. Death metal, death black, ne varsa. Tabii canım. Ya yani şimdi birçok kişi anlamıyor. Gerçekten o müzik olmasaydı, hep söylüyorum, çok eksik hissedermişim. Öyle. Yani böyle hani kötü anında ayağa kaldırıyor, iyi anında daha iyi hissettiriyor. Aynen. Benim için öyle. Tamamen zevk meselesi. Bir de yani her... Bazen öyle bir kafada oluyorsun, başka bir şey dinlemek istiyorsun. Sürekli sert müzik de dinlenmiyor açıkçası. Abi şimdi Durak'a gidiyoruz. Saat 9'da başlayıp akşam saat 4'e kadar ya, sabah tabii. Olmuyor yani her tabii. Dakika. Razor'la başlıyor, Killing'le devam ediyor. Killing'de. Sonra evet. Zaten gene Florence Nightingale'le bitiyor. Bizi tanıyorlar ya orada. Sizin mesela grupta Rock on Duty'de çaldığınız şeyleri çoğu zaman dinlediğim müziklerden mi oluşuyor mesela oradaki playlist? Ya onları böyle sürekli açıp ne bileyim Spotify'da ya ben mesela kanallarda sürekli dinlediğim şeyler değil benim. Ben mesela Kinik'te çaldığımız bir sürü şeyi dinlemiyorum. Ya Rock on Duty'dekileri de aslında beraber seçerek şey yapıyoruz biz de. Yani grupta şu anda 7 kişiyiz. Ve orada herkesin aslında beğendiği müzikleri birazcık harmanlamaya çalışıyoruz evet. Diyelim. Yani birazcık benim tarafımda sert parçalar var. Daha böyle pop rock parçalar var. Evet, bizde de iş öyle ilerliyor. Yani hani bir sürü şeyi oluyor. Dinlemiyorum diyorum ama sonuçta bir yandan da seyircinin, dinleyicinin tepki vereceği şeyleri de seçmek lazım. Yani ben aman aman dinlemem normalde mesela. Hı hı. Ama dinleyemiyorum. Tutuyor. Ama tutuyor yani o kafa, o herkesin ayrı. Kafa sallıyor. Çok denedim olmuyor yani. Bu ara işte Amon Amarth, Gojira. Creator iyi yani, diyor. Gojira da dinlemiyorum mesela. Sevmediğimden değil yani millet kadar delisi değilim yani. Çok kopuyor ya millet. Hmm. Yani güzel grup dinliyorum ama öyle çılgın atmıyorum yani Gojira duyduğum zaman falan yani. Zevk işi bunlar yani. Bence sen yakında bir akustik gitar falan alırsın. Alacağım zaten daha önceden vardı. Sattım. Tekrar almam lazım. Çünkü bende başladı yaşlılık emareleri. Yok canım. Yok yok. Bu arada biz de bir oturacağız kahve içeceğiz mavi içeceğiz dedik. Geldik şu... Ertuğrul burada hiçbir şey içesimiz gelmedi. Dedik ki banka çökelim. Belki birazdan başka bir yere gideriz. Kahve mavi içeriz. Ya belki değil gidelim içelim. Gidelim. Hadi gidelim. İçelim hadi. Korkuyorum da bir şey yapacak ya. Lan nasıl bir yatmak bu ya? Kahveye geldik. Neredeyiz? Burası neresi? Karibu. İyice rahat. Kahve güzel. Starbucks'tan daha güzel. Bence de. Starbucks'ın kahvesini sevmiyorum ben. Çöpe döndü artık. Beni gergin yapıyor Starbucks'ın kahvesi. Sinirli bir adam oluyorum işte. O çok kavurdukları için midir nedir? Geçen konser diyorum. Senin program öncesinde bir gelmiştin ya. Sağım solum oynuyor. Abi elim ayağım titriyordu. Ben eskiden hiç kahve içmiyordum. Sonra görüşüyorum. Hani bokunu çıkarmaya başladım. Cumartesi günleri sahneden önce falan da çok içiyorum kahve. Bundan sonra elim ayağım oynuyor sahneye çıkardım. 5'e kadar zaten başka türlü herhalde gitmez. Yok gideriz hasta da. Hastalık oldu artık. Böyle sigara bağımlılığı gibi bir şey oldu yani. Oğlum, sen ne içtin? Ben bu sefer böyle bir tatlılı matlılı içimde birazcık
Yani böyle şeylerin tipini hiç beğenmiyorum ya. Soğuk bir şey olsun dedim. Kahve tadından da kurtulayım dedim. Böyle ama işin içinde beyaz kaldı. Kaymak, böyle beyaz renkli bir şeyler varsa ben hoşlanmıyorum sütlü mütlü. Bu arada inşallah ses iyidir. Çok gürültü var ya. Neyse. Ben kötü müzik de dinliyorum bazen. Çok teknik olarak düşündüm, evet ya müzik... Kötü ya falan diyebileceğin noktaları olabilir mesela müziğin ama... Seni bir yerden yakalıyorsa... Ya böyle bazı... Nasıl diyelim? Parçalar var. İçinden tır geçirir gibi. Senin bu aralar içinden bir tır geçti zaten. Ha, öyle bir tır geçiyor benden. Hey dedim ya bu arada. Bazı böyle parçalar var. Hani sürekli dinlemek istersin. Dinlediğin zaman böyle sana çok coşku verir. Bazen bu hani çok hızlı bir parça da olabilir. Yavaş bir parça da olabilir. Böyle göğsünden... Ya biz ne konuşuyoruz ya? Bilmiyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Burası Caddebostan'dayız. Aşırı kalabalık. Güneşi gören kendini sokağa atmış. O zaman ben tanınmayayım. Tamam, tak gözünü tak. Ben şöyle tanınmayayım. Bir saat önce de böyleydi bu ya. Eks olmuş ha. Hadi gel alalım. Abi köpek olmak var ya. Şimdi geldik yine çıktık sahile. Dönüyoruz. İyi oldu ya bugün çıktığımız. Işık karşıdan güzel. Evet. Hop sol. Ölmeyelim. Oğlum senin bu tipindeki ani değişti. Girdik bakalım yani. Mustafa vlog mu? Mustafa ile karşılaştım. Ama Mustafa'nın sıfat sürekli değişir vaziyette. Seninki çok sabit oğlum. Tamam. Sabit abi, sakallıyım işte. Mustafa eski gitar öğrencim. Geldik çok aynen, güzel. Nerede ya, şey? Yeni aldık yani. Köpecik. Köpecik evde. Takip ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen Paşa'da mısın hala? Taşındın mı? Paşa'dayım. İşte biz. Şey, hani bu arada şunu da göstereyim. Bir dakika zoom in zoom out. Göster göster. Göstereyim. Yaşasın. Zaten tanıştırmadım, onlar muhabbet ediyorlar. Tamam. Ona ayrı bir şey yaparız zaten. Event yapalım. Evet. Evet. Mustafa ile de karşılaştık. Güzel sürpriz oldu. Hafta içi görüşürüz abi. Mutlaka abi. Tamamdır o. Çay için geliyorum. Tamamdır. Hadi. Dikkat et kendine. Görüşmek görüşürüz. Görüşürüz. Hayat sürprizlerle dolu. Evet, şu anda mesela bir bisiklet. Evet, evet ezilebilirdik yani az evvel. Bir sahil yürüyüşünün daha sonuna geldik. Artık A, B, C, D, E. Abi evet, çok güneşe maruz kaldık. Yani şikayetçi değilim de. Kısmi böyle yüzümün belli bir kısmına vurduğu için güneş, ondan rahatsızlık duydum. Şu an eve gidince bakacağım, dünyanın en değişik amele yanığı olabilirim yani. Sahil yolu, yani şu minibüslerin gittiği yol. Sonra cadde. Oradan Losterhaus. Losterhaus. Wir sind aus der Losterhaus. Belki bir iki drink. Drink. Oradan. Falan. Falan. Ondan da ben zaten şey yaptım, meeting'i set ettim. Drinklerden sonra. Yani set ettiğim meeting'e eten değilim. Özgür'ün evine geldik ve o muhteşem asansöre bineceğiz. Heyecan başlıyor, hadi. Hadi bakalım. Bakalım bugün menüde ne var? Asansörde bizi neler bekliyor acaba? Şimdi içeride DJ çalışıyor, kimler geldi şey burada. Şurada kamera var. Bu kamera da gitmişti, sökmüşler. Artık delmişler ya. Delmişler. Bir ton söyle. La. La'dan girecek. Aşk gemisi çalıyor. Evet. Ama ya, La'dan çalmıyor. La, artık bilemiyorum nereden çaldı. Bir de bu final konuşması çok güzel. Hostesiniz. Kat 5. Hadi çıkalım. Asansör ne diyordu geçen? Ne diyordu? Zemin kata indik. Zemin kata geldiniz. Yine metalcilikten kırılıyoruz. Aynen. Sonra
İstersen bir şey dinleyelim. Evet, bir şeyler içtik. Müzik dinledik. Creator dinledik. Ben de yavaştan uzayayım. Yoksa burada uyuyakalacağım, olmayacak. Daha video çekeceğiz seninle, biliyorsun. Gitar videosu, evet, çekeceğiz. Şeyi... Halk bekliyor, evet, falan. Evet, Carvin. Kizel Carvin gitar. Deneyeceğiz onu. Ben yavaştan eve gidiyorum. Güzel pazardı. Evet, güzel bir pazar günüydü. Şimdi ben bu akşam canavar gibi uyurum. Evet, bu da böyle bir pazar videosuydu. Aşağı yazıyorum yine sosyal medya hesaplarını. Beni oralardan takip edin. Şuralarda veya şuralarda bir yerdeydi herhalde. Bu sefer şu dikine falan koysana. Değişik bir şey olsun. Tamam. Onu herkes yapıyor. Sen her zaman farklı işler yapıyorsun ya. Bir sana da çapraz koy böyle, ne bileyim. Olmaz mı? Öyle ekranın ortasından geçsin şöyle. Gözünün üstünde şöyle. Fırat Öz yazsın. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarından takip edin beni ve kendinize dikkat edin. Görüşürüz.